Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Erkek. Ölüm saati 10.51. Kadın. Ölüm saati 10.53. Gitmeyin. Anne baba gitmeyin. İyi misin? Bir şeyin var mı? Ha? Kan? Senin bir şeyin yok değil mi? Sana zarar vermiyor değil mi? Hayır. Öyle boş boş. Git yardım çağır hemen. Git hadi. Genel cerrahiye de haber var. Karaciğerinde yırtılma olabilir. Hadi. Söyleyin çabuk gelsinler. Acil ekibi VIP1'e gelsin hemen. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. 1 miligram diyezan verin çabuk. Acilen yoğun bakım alın, tamam mı? Hadi. 1, 2, 3. Hızlı bir şekilde. Şuraya ben de bir bakayım. Sen nasıl Eylül'ü böyle tehlikeli bir durumda bırakırsın ya? Ha? Sen nasıl Eylül'ü böyle tehlikeli bir durumda bırakırsın? Ben de son dakika geldim. Adam burada aklını yitirmiş gibiydi, aşağılık herif. Sen burada değildin, görmedin olanları. Bak, benim gördüğüm ne biliyor musun? Benim gördüğüm, işine gelince ahkam kestiğin. Ama yeri gelince de korkup öyle kenarda pustuğun saklandığın, tamam mı? Ya yeter! Tartışıp durmayın, şu hale bakın ya! Uzatmayın, kimse yok mu? Başucu, başucu, ayak ucu. Acil ameliyathaneye hazırlayın. Hastane polisine de hemen haber verin, acile gelsin. Bası yap, yaraya bası yap, yaraya bası yap. 1, 2, 3, hop. Yavaş. Öyle bakıp durma, tamam artık. İyiyim, bir şeyim yok. Hadi gidelim. Ali Hoca da açmıyor ya. Ben kimi arasam ortadan kayboluyor zaten yani. Alıcı karanlık kuşağı gibi, yemin ederim ya. İkimiz de ekildik bence, hiç uğraşma. Ama ben Esma'yım. Bulana kadar devam. Esma, bu ne ya? Yeni çay kokteyli. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bence de öyle kalsın zaten. Sen bunu kimseyle paylaşmasak. Alo, neredesin kızım sen ya? Ben 40 saattir falan seni arıyorum. Esma, sen benim ne iş yaptığımı unuttun herhalde. E tamam, unutmadım. Ama böyle
İçim bir garip oldu, merak ettim. Tamam, merak etme. Ne oldu, sen niye aradın? Telefonda anlatamam. Telefonda anlatamam demek için mi aradın Esma? Hayır, ondan değil. Ya yüzünün ifadesini görmem lazım bak. Büyük haberim var, büyük. Bütün işini bırak ve buraya gel, tamam mı, kafeye? Hemen. Gelemem. İşim var burada. Eve gidince konuşurum. Tamam. Ama bak, çok geç kalma. Büyük bombam var diyorum ya, büyük. Hayrola? Neymiş o bomba? Elle söylemek yok ama. Bunca yıldır beni tanımışsındır herhalde artık, değil mi? Bana söylenen bende kalır. Sıkı dur. Bugün buraya Mehmet geldi. Hangi Mehmet? Marmaris'teki Mehmet. Ne alaka? Nasıl bulmuş burayı? Bulmamış canım. Tesadüf işte. Belki de kader. Kötü oldu işte. Neden ki? Ya o çocuk Eylül'e hep zarar verdi. Başına olmadık belalara soktu. Yani Mehmet kötü biri değil. Çocuk İstanbul'a gelir gelmez bir sürü belaya bulaştı. Sonra da çekti gitti. Nasıl değil? Yani orası öyle ama Eylül de onu çok aradı. Bulmak için çok uğraştı. Neyse ki bulamadı. Bilmiyorum, ben Mehmet'in hiç kötü biri olduğuna inanmadım. İnanmadım. Pardon, bakar mısın? Tabii. Hiç kere şu adamlara bulaşma dedim sana. Sen olmasaydın ben bayağı ölüyordum ha. Gün ne komik değil. Komik. Bu kaçıncı Eylül? Bu kaçıncı? Sana da merhaba doktor. Tamam Selim abi. Mehmet'in yarasına bak önce. Sonra fırçanı kayarsın. Sorun yarası falan değil. Sorun bu çocuk. Selim abi lütfen. Ya bazı insanlar değişemezler. Bilmiyor musun sen bunu? Sen de bu herifi değiştiremezsin işte, anla artık. Tamam Selim abi. Şimdi sırası değil, yarasına bak lütfen. Bana bak. Sana son defa yardım edeceğim. Sonra bineceksin o hurdana, defolup gideceksin buradan. Anladın mı beni? Ya sen babaannen ne çabuk unuttun. Ben inanamıyorum sana. Unutmadım. Unutmadın mı? Nasıl doktor olacaksın sen? Şu yüzünün haline bak. Anla artık Eylül. Bu herif bataklık. Sen de onunla takıldığın sürece batacaksın. Doktor falan da olamaz. Olsan olsan... anca onun gibi bir serseri olursun. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin! Biri yardım etsin! Yardım edin! Kimse yok mu? Deli gibi koşuyordu. Bir anda önüme fırladı. Tamam, sakin ol.
hala iyi misin diye sorarsan imdat tuşuna basacağım. O zevk bana ait. Ama yardım çağırmak için değil. Bunun için. Neden? Sen koca bir şapşalsın Eylül. Neden ya? Kim bilir neden? Acil. Oğuz'a fazla yüklendim. Elinden geleni yaptım. Olsun. Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsa ne yapacağını öğrenmiş olur. Açılın, açılın, açılın. Dikkatli olun. Dikkatli olun, açılın. Açılın. Yemin ederim bir anda önüme atlattım. Yemin ederim bir anda önüme atlattım. Alın, dikkatli olun. Olmaz, bir yerden fırlayıverdi. Tamam, sakin olun. Sakin olun, geçin şöyle. Sakin olun. Bakın tamam. Ben gerçekten bir evlilik yapmadım. Tamam, sakin olun. Geçin. Kurtarın onu. Tamam, geçin. Sakin olun. Sakin olun. Lan nereden geldi bu iş başıma? Tamam, sakin ol. Soğukkanlı ol. Ben bir evlilik yapmadım. Sen de gördün. Tamam. Kendin getirdin. Abi tamam, gel. Gel, şöyle oturalım. Gel. Ne olur, kurtarın onu. Gel, gel abi. Gel. Aç perdeyi. Tamam, ben bırak. Eldiven veririm. Hemen hocam. Hayati değerler. Kalp atışı 130, kan basıncı 90-50. İki damar yolu aç. Anlaşıldı hocam. Fatih 500 SF. Hazır hocam. Çarpmanın etkisiyle kafatasını vurmuş olabilir. Hemen tomografi alalım. Hemogram sayıldı mı? Alındı hocam. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Bak, araba çarptı sana. Çok kanaman var ama durduracağız, tamam mı? Bırak yapma. Kes kıyafeti hemen. Kan bankasından derhal bir ünite kan getir. Tamam. Ver hocam. Buyur hocam. Aç. İç kanama olabilir. Vücudunda başka hasar görünüyor mu? Kafa çarpmasının dışında çok kan var. Göbek bağım. Kızcağız az önce bir bebek doğurmuş. Az önce derken? En fazla 5 dakika önce. Klemp. Plasenta hala içeride, o yüzden çok kanaması var. Acil kadın doğumu haber verin. Ameliyathaneyi hazırlasın, ameliyata alıyoruz. Anlaşıldı hocam. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Bak. Bak bana. Nerede doğum yaptın? Ha? Nerede? Bebek nerede? Fatih hemen benimle gel. Eylül. Hadi alıyoruz hastayı. Hemen hadi. Hocam. Aç. Hadi. Dikkat edin, dikkat edin. Allah'ım ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben mahvoldum? Seni şahit yazacağım. Sen gördün, sen gördün. Kendim getirdim kadını. İsteyerek yapsam getirir miyim? Oğlum sakin ol. Kurtaracaklar. Bir şey olmayacak. Abi ne olur ölmesin. Ben gerçekten bir şey yapmadım.
Bunlar getirmiş hastaneye. Hastanın yakını siz misiniz? Hayır abla. Bu kadın birdenbire beni taksimin önüne atladı. Ben de kucağıma aldım, hastaneye getirdim. Aha, bu arkadaş da şahit. Allah'ım, ben ne yapacağım? Nasıl bir şeye düştüm? Kardeş, cevap versene. Bir şey söylesene. Vallahi billahi istemeden oldu. Yemin billah. Benim hiçbir suçum yok bu işte ablacığım. Hocam, MR hazırladım, alıyoruz hastayı. Tam olarak kız nerede çıktı karşına? Buralara çok yakın bir yerdeydi. Hastaneye yeni müşteri indirmiştim. En fazla bir sokak ötededir. Tamam, sen bana hemen bir doğum kiti bul. Beni takip et. Tamam hocam. Hadi oraya gidiyoruz. Hemen abla. Ben de geliyorum. Hayır, sen o ayakla gelme, ben hallederim. Bu tarafta. Abla, buraya çok yakın. Şu kestirmeden geçebiliriz hemen. Tamam. Abla, ne arıyorsun? Tam burada. Burada atladı. Ne taraftan geliyordu? Bu taraftan. Koş. Abla, aslında ben suçlu değilim. Bakın, ben çok dikkatli bir şoförümdür. Yani kendi benim... Şişt. Ben bakın, gerçekten elimde olmadan... Abla, benim başım yanmaz. Şişt. Abla, biz ne yapıyoruz? Ne arıyoruz burada? Abla, kan mı o? Ne var o çantanın içinde? Tövbe estağfurullah. Abla, bebek mi bu? Fatih, çabuk koş, çabuk. Koş çabuk, çabuk. Çabuk. Örtü çıkar, örtü çıkar çabuk. Eldiven ver. Hadi, hadi, hadi. Hazır. Aç şunu, aç şunu. Nefes almıyor. Çabuk. Ambuyu ver. Ambuyu ver çabuk. Çabuk. Ambu. Plante ver çabuk. Kanamayı durdurmamız lazım çok. Hadi, hadi, hadi.
oldu? Havlayın, havlayın. Abla büyüksün. Helal olsun sana. Aferin sana. Aferin. Hocam hemen ben götüreyim doğumhaneye, verin bana. Hayır, sen şunları topla, çabuk peşimden gel. Ben götürüyorum. Tamam hocam. Hocam, MR'lar geldi. Dediğim gibi öden büyük. Kadın doğum içeride. O bitiriyor, hemen biz başlıyoruz, tamam mı? Peki hocam. Ve güzel haber, Eylül Hoca bebeği bulmuş hocam. Sağlık durumu da çok iyi. Güzel. Güzel. Bravo Eylül Hoca, bravo. Eylül Hoca'ya bravo da, biz seni ne yapacağız böyle Samet? Ne gibi hocam? Gelmeyi düşünmüyor musun? Nereye? Ameliyata Samet, ameliyata. Kim asiste edecek beni? Ben mi? Evet. Ben düşünüyorum hocam. Samet, düşünme, yap. Hadi. Peki hocam, haklısınız. Besinsiz kaldım bu ara biraz da, beyne kan gitmedi. Buyurun hocam, kimi arıyordunuz? Bu kimliksiz kadın hastayı getirenler gittiler mi? Bebeğin iyi haberini alana kadar taksici buradaydı. Sonra polis ifadesini aldı. O da gitti sanırım. Biri daha vardı. Vallahi hocam çok işim var. Geleni gideni takip edemiyorum. Rujunu tazelemek de o yoğunluğun bir parçası herhalde. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kıskanç şey. Herkese kolay gelsin. Hocam, beklediğimden uzun sürdü. Rahim çok zarar görmüş. Zor düzelttik. Çok da genç. Elinize sağlık hocam. Şimdi sıra bizde. Bebeğini çöpe atan bir kadına bir daha doğum hakkı sunmak. Hata. Bu kararı sorgulayamazsın. Seni yapman gereken sadece hayat kurtarmak. Hak etmiyor. Böyle kadınlar anne olmayı hak etmiyor. Sen hak dağıtıcı değilsin. Doktorsun. Bizim görevimiz de iyileştirmek. İnsanlara hatalarının bedelini ödetmek değil. Seni uyarıyorum Ali. Bu tutumunu derhal değiştir. Tamam. Bitti hocam. Hasta sizindir. Elinize sağlık. Şimdi herkes kendine geldiyse başlıyoruz. Güzel. Hadi. Oğlum bebeği kurtarış efsaneydi yalnız ya. Amerikan dizisi gibiydi. Aynen öyle ya. Aslında var ya bizden çok dizi film çıkar ha. Allah Allah. Hı? Siz sabah sabah bu kadar heyecanlı ne konuşuyorsunuz acaba? Ya sorma, dün gece acile bir vaka geldi. Görmen lazımdı. Çok ilginçti. Kadın çocuğu doğurmuş, sokağa atmış. Sonra kaçarken de araba çarpmış. Nasıl ya? Aynen öyle. Neyse ki çocuğu kurtardılar. Çocuk iyiymiş. Eylül Hoca geldi. Acil müdahale et. Eylül Hoca çok iyi ya. Etmese şaşardım zaten, bayan her derde deva. Ama gerçekten harikaydı ya, görmen lazımdı. Fatih,
Bana bak, ben çok sıkıldım bu Eylül Hanım'ın kahramanlık hikayelerini dinlemekten. Eğer böyle devam edeceksen benden uzak dur, tamam mı? Ya yok canım, biz öylesine yani goy goy yapıyoruz. Goy goy. Gel otursana böyle. Otur otur. Sen bugün çok güzel olmuşsun. Bunu neye borçluyuz? Bu niye böyle? Sen sor diye Fatih'cim ya. Sen sor diye. Sen en iyisi bunun üstüne bir ayran iç kardeş. Oo. Al al. Ya tamam, istemiyorum, doydum. Son son. Ya al, doydum diyorum, son. Oh. Ya kızım geç kalıyorum ya. Gideceğim ben, hadi ne göstereceksen göster artık. Tamam, birazdan kapıdan girecek, göreceksin. Ne girecek? Görünce gözlerine inanamayacaksın, kör olacaksın. Şoketto yani. Ya Esma, ben gidiyorum. Saat çok geç oldu. Saat kaç oldu? Geç kaldım iyice. Kapı sesi. Dur, dur, dur. Dur, otur. Ya al. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Geliyor, geliyor, geliyor. Oh. Ne oluyor? Mehmet nerede? Mehmet mi? Evet. O çocuğu mu beklediniz? Evet. Buraya mı gelecekti? Evet. Hayal kırıklığı mı yarattın? Evet. Yani, hayır. Mehmet'in ne işi var burada? Dün buraya geldi. Mehmet bu yüzden hastanedeydi. Eylül, niye bana söylemedin? Evet, Eylül niye ona söylemedin? Ay tamam, kesin artık. Ben gidiyorum hastaneye. Yeter. Bir daha o çocukla gitmene izin vermeyeceğim, biliyorsun ama. Bilmiyorum. Ah! Ah! Oo! Of! Ne oldu ya? Bilmiyorum. Bir anda ağrı saplandı böyle alttan alttan. Daha demin yürüyerek geliyordum, bir şeyin yoktu. Şimdi oldu. Ben sana şöyle elimi atayım da senden destek alayım, beraber seke seke gideriz, olur mu? Beni de bu yerde bırakırsın. Heh. İyi, hadi bakalım. Vallahi. Ah. Ah, yandı buralar. Alev aldı. Ne var? Dün beni koruduğun için teşekkür ederim. Ali hocam bitti. Şimdi dalga geçme sırası sende mi? Gidin başkasıyla uğraşın. Allah'ını seversiniz. Gidin. Ne diyorsun sen ya? Ne dalga geçmesi? İnsan gibi teşekkür ediyoruz işte. Adamla boğuşamadım diye adımızı korkağa çıkarttınız be. Ayıp sizin yaptınız. Bak ben senelerdir dövüşüyorum, tamam mı? Profesyonel sayılır. Senden önce davranmam gayet normaldi. Şey... Kaçacak mı acaba? Ha? Sen olmasaydın kurtulamazdım. Hissettiğin şey gereksiz.
kalp atışı ne ya? Niye böyle atıyor? Allah'ım! Hocam! Hocam iyi ki geldiniz hocam. Sana da günaydın Samo. He. Tabii günaydın hocam, size de günaydın. Hoş geldiniz. Ne oluyor, ne bu telaşın? Allah'ım ne büyüksün. Ben istedim bir göz, Allah verdi iki göz resmen ya. Gözüne müzüne başlatma şimdi, ne saçmalıyorsun? Hocam göz değil de balık diyelim. Hamsi akını başladı yine. Ne diyorsun ya? Yine mi? Yine hocam maalesef. Ne diyorsunuz ya? Fena yandık bu sefer, mahvolduk. Hem nasıl yandık? Hamsi akını ne ya? Hazırlık yaptınız mı? Yaptık hocam, yapmaz mıyız? Ya biri bana ne olduğunu açıklayacak mı? Şimdi içeri girince anlarsın. Ula Ferdi, ha bu ayak kaynadı. Kimse bakmayacak mı bana? Babacığım, seninki ayak, benimki boyun. yan kalacak ayakta. Sen şanslısın. Benim boyum ha kırıldı ha kırılacak. Ya, kendi derdimize düştük. Deden nerede? Babacığım, bir ses ver. Öldün mü? Ha inşallah. Senin var ya. Bu ne ya? Hocam bunlar husumetli Karadenizli iki aile. Sık sık böyle kavga ederler. Bu tabutun ne işi var? Tabut da geleneksel bir şey aralarında. Kavgalı ailelerden biri tabut koyuyor ki olayda kimse ölmesin, kimseye bir şey olmasın, olay mezarda bitmesin diye yani. Her sene geleneksel şekilde böyle birbirlerine girerler işte. Kafa travması, kol kırı bilmem ne kırı derken tam gördüğün şekilde acil dolduruyorlar işte. Aynen öyle hocam. Bu sene de çocukları birbirine mi kaçmış, öyle bir şey olmuş. Yanlışım var doktor bey. Benim kızım kaçmadı. Abuların iz düşmanı uşağı kaçırdı benim kızımı. Asıl senin fingirdek kızın. Kardeşime kendi kaçtı. Oy, sen benim bacıma fingirdek mi dedin? Dur tamam. Dur tamam bakalım gel. Bir de vurayım böyle böyle. Ne oluyor lan? Ya, ne oluyor? Dur. Deminden beri Mahmut'u kafanızda patlatıyorum ha. Konuşmayın. Doktorlar haklıdır. Konuşmayacaksınız. Duydunuz mu? Abone ol buradan kaldırın bakalım. Bu kim ya? Hocam sormayın. Husumetin kaynağı Musa dede. Musa dede zamanında diğer ailenin babaannesiyle evliymiş. Çocukları olmamış. Olmamış çocukları. Ya sana bırak şimdi magazini vakayı anlat bana. Ha. Bakan şey hocam, yine kavga ediyorlar işte mahallede. Bir kamyonun freni patlıyor, aralarına dalıyor. İyi, bunları ayıralım bari. Birbirlerini kesecekler. Siz şu tarafı sarı bölgeye alın, ben de bu tarafı kırmızı bölgeye alayım. Peki hocam. Oğuz. Hadi. Sakin ol. Yapmayın, sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Ya ben gidiyordum işte böyle yokuş aşağı. Birdenbire göğsüm sıkıştı, gözüm karardı. Yani fren biren patlamadı ya. Anladım. Zaten test sonuçları çıkınca ne olduğunu iyice anlarız. Güzel, yaranız da çok derin değil. Hızlıca bir temizleyelim. Arkasından da tüm batım ultrason istiyorum. Tahlilleri yaptınız değil mi? Ne tahlili ya? Ben gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok benim. Abi düzenli olarak kullandığın bir ilaç var mı? Arada bir tansiyon hapı atıyorum. O kadar mı? Evet. Böyle acaba kullandığınız, unuttuğunuz ya da söyleyemediğiniz başka bir ilaç olma ihtimali var mıdır? Ya ben bunak mıyım ya? Yok estağfurullah. Gayet iyiyim. Şimdi İlyas abicim, hoca şunu söylemek istiyor. Hani şu kuvvet veren ilaçlardan var ya, güçlendiren hani onlardan... Tövbe tövbe. Gayet iyi zalim Allah. Bakın eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız... Uzat şuradan ceketin cebindeki telefonu. Yengeni arattıracağım. Var mı bozukluk yok mu anlatsın o sana. Tamam biz yine de sormuş olalım. Birazdan size bir ilaç vereceğiz. Verdiğimiz bu ilaç sizin vücudunuzda bir reaksiyon gösterebilir.
Tansiyonunuz düşebilir, felç geçirebilirsiniz. Hatta kalp krizi geçirme riskiniz de var. O yüzden de biz bu soruları sormakla mükellefiz. Yok ya yok. Hiçbir şeyim yok benim. Gayet iyiyim. İlaç bilaç da kullanmıyorum. Nereden çıkardınız bunu ya? Tamam beyefendi. Allah Allah. Sizinle de beyefendiden bir... Pardon bir saniye. Alo. Tamam geliyorum ben. Tamamdır. Hemen. Evet abi. Gel bakalım şu yarana bir bakalım senin. Gel. Müsait misiniz hocam? Birazdan hastama çıkacağım bari ama gel. Bir 5 dakikanızı alacağım. Çok değil. Hem size pasta da getirdim. Sebep? Yeni bir başlangıç için. Tekrar başa mı dönüyoruz bari? Biliyor musunuz hocam, ben bir yerde izlemiştim ve orada şöyle bir şey diyordu. Zaman düz bir çemberdir ve insanlar bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları şeyi tekrar tekrar yaparlar. Yani sonsuza dek. Yani? Yani... Tamam, ben şöyle anlatırsam daha iyi olacak galiba. Ben sizi sevmekten hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyi de düşünmüyorum. Hem bu sefer bakın pastamla geldim. İtirafımı yapmak için, hani seneler evvel öyle söylemiştiniz ya. Yalnız bari ben çilekli pasta sevmem. Olsun. Sonuçta bazen çok da sevmediğimiz şeyler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Yani mesela ben de sır tutmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ama bazen tutmam gerekiyor. Ne sırrından bahsediyorsun sen? Sır işte, adı üstünde sır. Nasıl söyleyeyim? Hem Ziya Nur amca size zamanı gelince açıklar. Var. Bak gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Açık olur musun lütfen? Bu akşam bence merak ettiniz. Bütün cevapları alacaksınız. Burası hasta bekletme salonu. Yok hocam, değil ama... Amalı cevaplar verme bana. Kızma uşağı, hamsi göz. O mendebur odayayken girme ben odaya. Ha, siz kendiniz girmiyorsunuz yani. He, ben girmiyorum. E nasıl olacak? O bunak odadan çıkmadan girme ben odaya. Dünyanın en inatçı teyzesi ödülü onda. İyi de teyzeciğim, bak içeri girmemiz lazım ki yarana bakayım. Ha o gübrelen bir odaya beni kimse sokamaz. Gübre mi? Musa da gübredir, adam değil. Neyini anlamadın? Allah'ın hayırsızı. Buralara kadar gelip anasının elini bile öpmüyor. Zaten ne beklenir ki ondan? Evlat değil, gübre. İyi madem, senin dediğin olsun. Burada bakayım o zaman. Ya bakma diyorum sana, bakma. İyiyim ben, benim bir şeyim yok. Ben Amusa gibi mal mıyım? Ben gördüm kamyonu, attım kendimi yana. Allah Allah. Ula uzun uşak, de bakayım o içeridekine neyi var. Kimi? Musa dedin mi? Öğrenip geleyim istersen. İstemez. Geberse duyarım. Bir şey olmaz o domuza. Fadime'nin ne? Musa dede gayet iyi, merak etme. Bahane! Ya bırakın beni! Yok benim bir şey, ben gideceğim. Tamam canım, kızma. Talimden çıksın, yollarız. Çok canım darlandı benim. Bırakın beni, ben gideceğim. Ya tamam, otur. Onu da halledeceğim. Söz. Sen otur burada, beni bekle. Önce birkaç işim var ama. Çabuk gel ama, çok canım darlandı ya. Of! Tamam, of. Tamam. Fadime teyzenin yarısına bir bak. Musa dedenin iyi olduğunu görmeden hiçbir yere gitmez o. Bakma sana öyle dediğine. Allah Allah. İnat yani ha. Hem de ne inat.
Ama büyük aşk işte. Desene asıl yara kalplerinde. Polisler neden burada? Dünden beri herkesin ifadesini alıyorlar. Peki şu doğum yapan kıza soran var mı? Yok. Sen niye bu kadınla bu kadar ilgilendin? Kaçıncı soruşun? Bir şey var ki soruyorum Özgül. Merhaba hanımefendi. Hamile bir yakınımdan haber alamıyorum da endişelendim. Aramadım, hastanede kalmadı. Burada mıdır diye bir bakabilir miyiz? Yardımcı olayım. Siz eşi misiniz? Dökül bakalım kardeşim. Eylül'le ilgili konuşmak istiyor musun? Buyur. Ona hala aşık olduğumu biliyorsun. Hala derken? Hala işte. Hiçbir şey değişmedi. Belki o değişmiştir. Bildiğin bir şey mi o? Yok. Selim abi. Seninle Eylül konusunda karşı karşıya gelmek istemem. Kendimi düelloya davet ediliyormuş gibi hissettim. Hayırdır? Eylül'ü bir kez daha kaybetmeyeceğim. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparım. Korkutuyorsun beni. Bu Amerika seni biraz maçolaştırdı mı? Eylül'le görüşmene izin yok falan demeyeceksin herhalde. Hayır. Sadece bu sefer duygularıma sahip çıkacağımı söylüyorum. Güzel. Güzel, bak sonunda ne istediğini tam olarak bulmuş olmana sevindim. Efendim Ali. Hocam, doğum yapan hasta kendine geliyor. Haber verin demiştiniz. Tamam, geliyorum. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Ali. Eylül konusunda için rahat olsun. Öyle düelloyla falan kazanılacak biri değil. Hastanede görüşürüz. Görüşürüz. Birader bir bakacak mı? Ulan bir bitmediniz be! Bir bitmediniz lan! Abi ne yapma? Yarım kalan işi bitirmeye mi geldin lan? İt! İt! Abi yarım kalan işi bitirmeye mi geldin? Bunu! Ulan şansını ver! Ulan yarım kalan işi bitirmeye mi geldin? Hey! Dur! Ne yapıyorsun? İt! Ne yapıyorsun? Ulan oda oda gezip patron odasını bulmaya çalışıyor İt. Hey! Ne yapıyorsun? Polisi çağırırız, derdini ona anlatırsın, tamam mı? Sakin ol. Yok abi ya, ne polisi ne patronu. Ben bir yakınımı arıyordum. Kimsin lan sen? Öldürürüm seni, kimsin söyle bana! Abi doğum yapan birine geldim ben. Ulan yalan söyleme, gebertirim seni. Şey, ne bileyim? Yemin ederim, vallahi onu arıyordum. Aha bak. Asiye Sincan. Ver bakayım şu resmi. Girişte kimliksiz hasta var dediler. Odur diye bakınıyordum ben de. Doğru söylüyor. Ha. Eyvallah. Ya kusura bakma kardeş. Eyvallah. Kimsin sen, kocası mısın? Tabii ya, evli değilsiniz. Sevgilisisin yani. İzin varsa görebilir miyim? Hangi hakla lan, hangi hakla? Sen bir de utanmadan şimdi bebeği görmek istersin. Nasıl anlatacaksınız ya ona yıllar sonra ha? Resmen çöpe attınız. Bilmiyorsun ama doktor bey. Ama mama yok. Hemen çıkıp gidiyorsun bu hastaneden. Uzatırsan polisi çağırırım.
Tamam. Yok öyle iş. Ya çocuğuna sahip çıkacaksın ya da o çukuruna. Güzel oldu. Uy deniz gözlü kız. Ha bu kadar güzellikle seni nasıl almadılar kocaya? Vallahi ben de bilmiyorum. Ne olsun ben senin torunumu alayım olmaz mı? Olur mu bilmem. Olur olur. Hem de bizim eve orası burası aranları bakarsın da. Fadime teyze merhaba. Merhaba. Senin torununun motoru var mı? Ha o nasıl sorudu? Hanımefendi motosiklete binmekten çok hoşlanır da o yüzden sorayım dedim. Motoru yok ama bir tane takası var memlekete. Güzel. Bu sefer de takaya biner gidersin ha. Aman ne komik. Gel Fadime teyze. Al kazın seninle ne düzor. Ne bileyim uğraşıyor işte benimle. Her güzel kıza böyle edersen evde kalır. Ben sadeyim. Emir boyu evlenemez. Ve asi kız gider. Ne bu kafandaki? Ben de halktan biriyim tribimi. Ne diyorsun yine? Kafandakini diyorum. Bugün hastanede dövecek adam bulamadığın yerel kıza mı geçiş yaptın? Saçma sapan konuşacağına git hastanla ilgilen. Yalnız sen bana emir veremezsin biliyorsun değil mi? Çek elini. Ne yapacaksın çekmezsen vuracak mısın bana? Olur vur. Bırak bağır. Gidip senin hastalarını kurtaracağım. Ben senden çok daha iyi okullardan mezun oldum farkında mısın? Bir işe yaramamış ama. Demek ki daha çok çalışman gerekiyor. Tıpkı zamanında benim yaptığım gibi. Ah gördüm. Hele bir Ali Asaf'la beni yan yana gör de bakalım o zaman bu havaların ne oluyor? Bahar, Bahar. Kamyon şoförü için ilaca başladım. Tamam, devam et. Tamam. Bana bak, sık sık da kontrol etmeyi ihmal etme. Tamam, tabii. Niye çıkardın başındakini? Çok yakışmıştı. Ben sana yakıştıramadım ama. Neyi? Bir derdin varsa bana söyle. Öyle hastamın yanında laf sokman hoş olmuyor. Bunu söylemek için mi peşimden geldin? Hayır. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hanımefendinin ameliyatı gayet iyi geçti. Biraz önce hemşirelerden duydum. Bebeği görmeyi reddediyor musunuz? Bakın o küçük kız hayata tutunmak için çok mücadele etti. Şimdi de annesine ihtiyacı var. Eylül Hanım, tamam. Hastamızı daha fazla yormayalım. Siz çıkın, beni dışarıda bekleyin.
oldu böyle? Ben hemşire hanımı çağıracağım. Damar yolunuzu yenilesinler. Siz de hiçbir şey düşünmeyin, sadece dinlenin, tamam mı? Hastamla konuşmadan önce bana danışman gerekiyordu. Ne yapacaksın? Ceza mı vereceksin? Yapma Eylül. Bak, o kızcağız çok ağır iki ameliyat geçirdi. Bir de bebeğin annesine ihtiyacı var. Biliyorum, var. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu hastanın hakkı. Hiçbir şey zorlayamayız onu. Bırakalım önce bir iyileşsin. Tamam, ben de kendi hastamın hakkını koruyorum. Kızına sahip çıkacak. O bebeğin bir daha terk edilmesine izin vermeyecek. Metin Bey, ne dersiniz? Yatırım yapacaklar değil mi? Hastanenizi oldukça beğendi. En azından hissiyatım öyle. Hissiyatınıza kaldıysak... Baba. Nereden aklına gelir böyle şeyler? Elin Koreli yatırımcısını bulup getirmişsin. Sinan Bey, çok büyük bir grup bunlar. Onlar için finansal geri dönüş değil, tıbbi başarı önemli. O zaman tam yerindeler. Biz insan hayatına değer veren ve başarı oranı en yüksek hastane olma hedefindeyiz. Zaten öyleyiz de. Tabii. Kahvelerinizi bitirdiyseniz özellikle size 24 saat uzman hekim bulunan acil servisimizi göstermek isterim. Tabii, memnuniyetle. Buyurun. Buyurun. İyi misiniz? Bir şey mi var? Geçmiş olsun. Abi! Yalvarırım, yapma abi, kıyma bana. He baba. Elimle koymuş bir oğlum hem de. Baba, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Nasıl getireyim oraya? Ölüm kararı verildi bir kere. Geriye dönüşü yoktur. Bütün bunların senin başına gelmesi haksızlık. Dünyada milyarlarca iyi kalpli anne varken en kötüsü sana denk geliyor. Neden ya? O küçük masum bebek senin bu zor soruna cevap veremez. Birileri bir şey yapmalı hocam. Hiçbir çocuk annesiz büyümemeli. Merak etme, yapacağız. Heh, Ali Hoca'yla konuşabilirsiniz. Memur Bey yeni doğum yapan hasta için gelmiş. Buyurun Memur Bey. Bahsedilen hasta bir kan davasından kaçıyormuş. Güvenlik önlemi almak gerekecek. Özellikle ziyaretçiler için. Ziyaretçi mi? Evet. Abileri öldürmek için peşindeymiş. Muhtemelen bebek burada tehdit altında. Merkeze haber gönderdim. Arkadaşlar gelinceye kadar ben burada bekleyeceğim. Sevgilisi değildi o zaman. Kimden bahsediyorsun? Bir adam işte. Ben sevgilisi sandım, sokmadım içeri, kovdum hastaneden. Gittiğine emin misin? Babamın sözünü dinle. Kardeş katil olup hapse girme. Çocuklarının hatırı için. Kes sesini, kes! Bebeği de anneyi de korumamız lazım. Söyle, kadının kapısının önüne de koruma polis koysunlar. Ben giderim, hiç yaşamamış gibi olurum. Sus! Yok olurum, öldürdüm dersin hatta. Sus lan, sus! Rezil ettin hepimizi! Bir de akıl mı veriyorsun? Seni de geberteceğim. O
geberteceğim. İyi misiniz? Hasta ne zamandır bu durumda? Tam 10 dakikadır böyle oldu. Tamam, bana bırak. İki kez ACLS-VP protokolü uyguladım hocam. Tamam, hadi 200'e şarj et. Hadi, hadi. Yükle. Hazır. Jel. Bahar Hanım en iyi doktorlarımızdan. Gerekli müdahaleyi yapacaktır. Hazır. 3, 2, 1. Tekrar hadi. 3, 2, 1. Bana hastanın durumuyla ilgili bilgi ver Fatih, ne oldu? Hocam göğüs ağrısından şikayetçiydi, ben de nitro verdim. Sonra tansiyon birden sıfıra düştü. Hazır. 3, 2, 1. Tekrar, tekrar, hadi, hadi. Hazır. Yükle. 3, 2, 1. Hadi, 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 hadi. Çekil. Arttırın. 3, 2, 1. Kullandığı ilaçları sordunuz mu? Sorduk, hepsini sorduk. Ne demiştin? Hocam, tansiyon ilacından başka bir şey kullanmadığını söyledi ısrarla. Ölmemen lazım. 3, 2, 1. Yalan söylemiş. Neden? Neden peki? Niye böyle bir şey yaptı? Çünkü insanlar bazen iyi görünmek için yalan söyler. Ölüm saati 13.47. Ne yapacağız şimdi? Morgu ara alsınlar. Bunu becerebilirsin umarım. Dur, dur. Tedaviye devam etme şartıyla çıkışınızı verdim. Bir şey olursa mutlaka haberdar et beni, tamam mı? Emrin olur ablam. Doktor bey abla. Doktor abla. Merak etme doktor. Böylesi herkes için daha güvenli. Polis molis sizle iyice uğraştırdık. Ayrıca bu hastane benim için bile fazla heyecan. Kontrol için mutlaka görüşeceğiz, unutma. Görüşeceğiz doktor. Daha sana bir can borcum var. Borç falan yok. Görevimi yaptım. Ben yazdım. Ödeşiriz yani. Nerede seni aradım? Buldun işte. 10 yıldır neredesin sen? Bir de dalga geçiyorsun. Acıdı be. Havalı bir doktor olmuşsun. Hanımefendi olamamışsın ama. Çok da derdim de. Gerizekalı. Hop hop hop. Yavaş kızım. Ne kadar merak ettim seni, biliyor musun? Bilmiyorum. Öfken geçmemiş. Senin yaran geçmiş ama. Bir daha ortalardan kaybolma. Neden? Anlamıyorsun değil mi Eylül? Kolay sanmıyorsun.
Evet, anlamıyorum ya. Niye bir anda kayboldun? Niye şimdi çıkıp geliyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Haklısın. Doğrusu seni görmezken kolaydı kaybolmak. Ama dün bir kez görünce işte. Neden gittin? Her şeyi bilmene gerek yok. Evren bana kozmik bir şaka yapıyor herhalde. Allah'tan motora binmedim. Hayır, bu ayakta peşinden de gelinmez. Anlamadım. Anladım. Anlamamazlıktan geliyorsun. Kim bilir? İyi günler. Babamı bu hastaneye getirmişler. İlyas Subaşı. Bakalım neredeymiş? Acil vaka olarak mı geldi? Bir trafik kazasına karışmış. Konuştum ama kötü değildi durum. Bir daha bakalım. İlyas. Ben doktorunuzu çağırayım size. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Doktorunuza söyleyeyim, o açıklar size. Peki, bekliyorum. Bu kadar basit bir kuralı gözden kaçırma lüksün yok senin. Ya ama baba. Kes! Sen hastaya niye güveniyorsun? Niye tahlil yapmıyorsun? Baba, ben onlara söyleyeyim. İkiniz de kesin. Doktorluğu beceremediğiniz ortada. Hele sen, arkanı toplamaktan bıktım. Baba, ayıp oluyor ama. Yalan mı? Ziyanur'la ben olmasak, kızın da sana çekmiş. Neyse, bu hastanedeki son kozumuz Ali Asaf. Onu kızınla Hülya'ya ikna edemezsen eşyalarınızı toplamaya bakın. Beni acilden çağırıyorlar. Ben sizi uyardıkça her şeyi daha da berbat ettiniz. Ziyanur dostluğumuza bakmadan en kısa zamanda bizi bu hastaneden kovar. Hızlı olmalıyız. Nasıl kovacak? Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer kovarsa biricik oğlu da gerçekleri öğrenir. Nerede kaldı doktor? Çağırdım, şimdi geliyordur. Doktor hanım, İlyas Bey'in oğluyum. Buradan aradı. Kazadan sonra getirmişler. Görebilir miyim artık kendisini? Hemşireler bir türlü görüştürmedi. İlyas Subaşı. Anladım. Kötü mü durumu? Aslında babanızın durumu ilk başta gayet iyiydi ama sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ne oldu? Babanız kalp krizi geçirdi. Kalp krizi mi? İyi değil mi şimdi doktor hanım? Beni hemen onun yanına götürün, ne olur. Ben çok üzgünüm ama ne yazık ki sizi oraya götüremem. Ne demek götüremem ya? Yoğun bakım nerede, anlamadım ki. Ben babamı görmek istiyorum doktor hanım. Alo, doktor hanım, size söylüyorum, size bir şey söylesenize bana. Ben çok üzgünüm ama babanızı kaybettik. Nasıl kaybettik? Nasıl kaybettik? İyiydi dedim ben size. Biz konuştuk babamla biz. Telefonla konuştu benimle babam. Beyefendi, inanın elinizden geleni yaptık ama... Beyefendi. Babamla konuştuk telefonda. Sakin. Yok, o benim babam değildir. Başkasıdır o. Biz telefonla konuştuk babamla. Beyefendi. İyiydi diyorum baba. Bir saatten oldu, babadan öldü. Beyefendi, inanın biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama...
babanızın bize kullandığı ilaçlarla ilgili yalan söylediğini düşünüyoruz. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Sen kime yalancı diyorsun? He? Sen babama nasıl yalancı dersin? He? Bırak! Sen kim oluyorsun, mama iftira atıyorsun? Ne yapayım ben? Benim babam yalan söylemez. Ne yapayım ya? Benim babam yalan söylemez. Babam yalan söylemez. Tamam. Tamam. Olamaz. Konuştuk onu. Ölmüş olamaz. Tamam, çabuk su getirin, su. Tamam hocam. Sakin ol. Ameliyat beklediğimiz gibi iyi geçmedi. İyi geçmedi derken? Bir yakalım, kimin kimsen yok mu? Haber versen iyi olur. Bir cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne diyorsunuz siz? Ailenizden biri geldiğinde beni bulsun. Böyle mi veriyorsun ölüme beni? İşimi yapıyorum ben. Babasına yalancı diyerek. Doktorluğu senden öğrenecek değilim, tamam mı? Bu aptal derslerini kendine saklasan. Bu doktorluk dersi değil, bu insanlık dersi. Onu öğrenmen için de çok geç artık. Bak, benimle uğraşmayı bırak, çok canımı sıkıyorsun, haberin olsun. Kendini bu kadar önemseme Bahar. Eğer bir gün gerçekten seninle uğraşırsan fark anlarsın. Nenem, kurban olduğum, gel çıkalım şu odaya. Bak, Eylül Hoca beni kulaklarımdan tutacak, tavana asacak senin yüzünden. Çıkar odaya dedi. Olmaz, çıkmayırım. Sen kimi bekliyorsun burada, onu da anlamadım ki. Boş konuşma sen. Kimi bekleyeceğim? Hem odayı da ihtiyacı olan birine verin. Devletin parasını da sokağa atmayın da. Sana ne yapıyorsun yardım? Hocam, ben ikna etmeye çalıştım teyzeyi ama bir türlü çıkmıyor odaya. Resmen demir attı teyze buraya ya. He, demir attım. Sahne. Allah Allah. Tamam, sen işinin başına git hadi. Peki hocam. Al, sana çay getirdim. Niye ki? Babaannem çok severdi, seni ona benzettim. Çay sakinleştirir derdi. Hem de canım sıkıldı, kimse de iyi gelir. Akıllı karıymış babaanne. Biliyor musun, Musa dede de odaya çıkmamış. Ya bahane Musa'dan, çıkmasın. Ne alıp veremediğiniz var siz, söyle bakayım. Ben ha çok kızmışım, çok. Ya. Geçmez mi? Geçmez. Hani derler ya, bıçak yarası geçer de gönül yarası geçmez. Ha işte öyle. Geçmez. Ne yaptı? Yarı yolda mı bıraktı seni? Biz bununla evliydik. Aa. Çocuğum olmaydı. Anası boşalttı beni. Ha ben de burada ağzını açtı da bir şey demedi hali. Ortaya koydu beni. Senin çocukların var şimdi. O da Allah'ın sopasıdır. Başka bir adama verdiler beni. 5 tane aslan gibi çocuğum oldu. O da gidi evlendi. 3 tane çocuğunla karısını koyar gitti. Desene mevzu kız kaçırma mevzusu değil. Mevzu derin. Derin mevzu derin. Hiç karıştırma. Şeylerden emin olmam lazım. MR çektireceğim. Tamam. Boşuna uğraşma Oşan. Ha onun beyni yoktur. Bir şey olmaz o. Ya bırakın ya. Bırakın. Bu kadında kalp değil, taş vardır. Kimin kalbinin taş olduğu bellidir. Bellidir. Evet. Buralar ısınmaya başlar. Biz kaçar. Hadi. Alın götür. Tövbe estağfurullah ya. Metin Bey, tekrar görüşelim lütfen. Görüşeceğiz Yağmur Hocam. Daha çok görüşeceğiz. Neyse ki Doktor Kim size çok güveniyor.
Ziyanur, konuşabilir miyiz? Süleyman, tartışmayalım artık. Olmuş bir tatsızlık. Sen gidebilirsin. Tamam. Ne diyor Koreliler? Yatırım yapıyorlar mıymış? Yapıyorlar ama sizin projeye değil. Neye yapıyorlar o zaman? Organ nakli merkezi hepimiz için hayırlı olsun. Yani Sinan'ın projesi iptal. İptal sevgili dostum, iptal. Benim hatırıma yapma. Ben senin hatırına elime çamur bulaştırdım zaten. Mecbur değildim. Doğru, değildim. Pişmanım ama artık çok geç. Yalnız oğluna söyle, bir daha benden hiçbir şey beklemesin. Tamam, tamam. Ben seni anladım. Bu Ali Asaf'la Bahar'ın işi ne olacak? Yemek yiyeceğiz değil mi? Ya, Ali Asaf'la konuşmayı atladım ben. Ama kesinlikle işi yoktur. Katılır bize. Artık ikimiz de torun sevmeyi hak ediyoruz Ziyanur. Elimizi çabuk tutalım. Kısmet, hayırlısı. Ziyanur baba! Beyefendi, siz böyle hızlı vurunca asansör daha çabuk gelmiyor. Yenge, benim acilen Ziyanur Baba'yı yakalamam lazım. Sen burada mı görevlisin? Beni Ziyanur Baba'yla görüştürebilir misin? Çok yoğun kendisi, öyle herkesle de görüşmüyor. Ben herkes değilim kardeşim. Ziyanur Baba ne zaman ihtiyacın olursa gel beni bul dedi. Ya öyle mi? Bul o zaman. Sen nasıl konuşuyorsun böyle ya? İnsan gibi bir şey sorduk değil mi? İnsan olan önce randevu alır. Ya bekleyemem. Acil diyorum. Acil, acil. O zaman üst kata çıkarsın, sekreteriyle konuşursun. Allah Allah. Ne? Ne yapacaksın? Ortada dediğim mi her şey? Ameliyat. Asla yapmam. Hasta çok yaşlı. Tümör de çok büyük. Musa dede için çok riskli olabilir ameliyat. Bak dostum. Şimdi olmaz. Beni yarı yolda bırakamazsın. Yahu yanında dimdik durmam gereken dünyalar güzeli bir kız var. Biz ayakta bile duramıyoruz. Yapma. Ağrıyorsun devamlı. Ağrıma ya. Ali. Oh, buldum seni. Hiç kaybolmadım ki. Şu hastanın MR'ına bakar mısın bir? Tümör çok büyük. Üstelik bulunduğu bölge bayağı tehlikeli. Sinirlere zarar vermeden alınması bayağı zor. Senin hastan mı? Oğuzum. Ameliyat etmek istemedim. Sen yapar mısın? Ben yaparsam Oğuz'u bir kez daha karşına alırsın Eylül. Bırak şimdi Oğuz'u. Yapacak mısın? Birbirini seven iki insana ihtiyaçları olan zaman vermemiz lazım. Aşkları bunu hak ediyor. Peki. Hasta kabul ederse ameliyatı yaparım. Teşekkür ederim. Bu arada sen ne yapıyorsun ya burada? Sohbet ediyoruz. Bayan, bakar mısınız? Sabahtan beri ben burada bekliyorum. Ziyanur Bey nerede? Dedim ya beyefendi, ameliyatta kendisi. İyi ama siz girmeden notumu iletmediniz mi? Sadece sizin notunuz değil ki, bir sürü not var elimde. Ama siz benim adımı söyleyeceksiniz. Serdar Kalın diyeceksiniz. Tamam Serdar Kalın Bey, tamam. Bakın, adımı söylerseniz, Serdar Kalın derseniz mutlaka benimle görüşmek isteyecektir zaten. İleteceğim beyefendi. Bir çantu falan verin bari ya. Dilim damağıma yapıştı burada. Bakın beyefendi, alt katta kahve makinesi var. 1 lira veriyorsunuz, çalışıyor. Tipe bak ya. Kafayı yiyeceğim ya. Musa Bey, lafı hiç uzatmayacağım.
bomba gibi bir haber geliyor. Söyle, doktorum söyle. Musa dede, beyninde tümör var. Tümör mü? Evet. Ve maalesef oldukça büyük. Nasıl yani? Bu tümörün temizlenmesi gerekiyor. Yani ameliyat olmanız lazım. Ama merak etme, emin ellerdesin. İstemez, kalsın. Kalsın mı? Beni rahatsız etmeyin. Öyle değil maalesef. Çok agresif bir tümör ve hızla büyüyor. Tümör agresif ha? Aynen benim gibi, agresif tümör. Kızım, söyle bakayım abim, ne kadar ömrüm kaldı? 2-3 ay. Eğer ameliyat olmazsanız tabii. 2-3 ay. Olsun. Yeter be abi. Belki sana yeter ama dışarıda seni seven bir kadın var. Kim? Fadime mi? Evet o. Başka kim olacak? Bırakın artık siz de canım inadı. Siz onun ne inatçı hiç olduğunu bilmezsiniz. O beni affetmez. Eder, eder. Etmez, etmez. Musa dede, aşk beynin işidir. Karşı koymayacak. Hele sizi bir kaybedeceğini düşünsün. Genelde insan beyni aşka karşı koymaz. Aşka gereksiz direnen tek beyin seninki. Pes yani. Bu olayı da bana bağladın ya. Yalan mı? Yalan tabii. Ben de sevebilirim. Sev o zaman. Ya iyi de şu an konu ben değilim. Sen değilsin. Biziz. Karar verdim. Ameliyat olacağım. Sahi mi? Evet. Verdim kararımı. Ama bir şartla. Beni Fadime ile barıştırmazsanız o aldığınız burayı var ya tekrar kafama geri koyarsınız. Duydunuz mu? Musa Bey, ben diğer hastalarımı kontrole gidiyorum. Çocuklara da söylüyorum, ameliyat hazırlıklarına başlıyorlar. Tamam mı? Tamam. Ama beni barıştıracaksınız o inatçı keçiyle. Öyle karar verdim. Cile cile doktor. Güzel kızım, güle güle ya. Teşekkür ederim. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Siz Ziya'nın babanın oğluymuşsunuz. Kızım çok hasta. Baba biliyor durumu. Hatta cep numarasını bile vermişti bana ulaşırsın diye. Ama sabahtan beri ulaşamıyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Siz öncelikle sakin olun. Adınızı, numaranızı danışmaya bırakın. Ben bizzat ileteceğim kendisine. Hocam, sonraya bırakmasak, şimdi yapsak. Durum gerçekten çok acil. Bakın beyefendi, benim şu anda gerçekten ameliyata yetişmem gerekiyor. Söz veriyorum, aratacağım. Tamam. Peki. Geçmiş olsun. Peki. Ne oldu? Kız iyi mi? Siz de doktor bekliyorsunuz değil mi? Hiç boş yere beklemeyin. Gelmiyorlar, gelmeyecekler. Çünkü hepsi yalancı. Beyefendi, sakin olur musunuz lütfen? Ne sakin olacağım be? Sen de doktor bekliyorsun değil mi? Paran var mı paran? Eğer paran yoksa boş yere bekleme. Paran varsa bekle. Duydun mu beni? Ya bırak abicim ya. Beğenmiyorsan git başka hastaneye de la havle ya. Hadi kardeşim hadi. Bırak, bırak kolumu. Yürü kardeşim. Bırak kolumu dedim sana. Olay çıkarma ya. Bırak kolumu. Beni de yorma. Yürü kardeşim ya. Vereceksin bunun hesabını. Sadece ben değil, hepiniz yanacaksınız. Baştan ol Ziyanur. Hadi kardeşim ya. Bıraksana kolumu be. Göreceksiniz. Bas git ya. Şimdi göreceksiniz. Benim kızımın hesabını vereceksiniz. Ya bırak beni, bırak! Ya sen laftan anlamıyor musun? Gidemezsin hiçbir yere. Sana ne ya? Sana ne?
Bak yine ameliyat geçirdin. Üstüne bir de ölüm tehlikesi. Hiçbir yere gidemezsin diyorum sana. Öldürecekler beni. Anlamıyor musun sen? Öldürecekler, gitmem gerek. Ya yakalandı işte, kurtuldu. Ne konuşuyorsun? Biri yakalandı. Sadece biri. Kim bilir aileden kaç kişi peşimde. Hiçbiri umurumda değil. Gerekirse seni bu yatağa bağlarım ama o çocuğu bir daha terk ettirmem sana. Başın sıkışınca atacağım bir çöp değil o. Alp. Ne oluyor burada? Yok bir şey hocam. Dışarı çık, bekle beni. İyi misiniz? Siz uzanın, ben hemşireyi çağırıyorum. Seni ameliyathanede tavrın hakkında uyarmıştım. Vakadan alındı. Ne? Ne demek şimdi bu hocam? Ne oluyor burada? Alp bir daha bu hastayla ilgilenmeyecek. Hocam haksızlık bu. Bakın beni de aynı böyle bir kadın karakola bırakıp gitmiş. Sorumluluklarını bilmeyen. Belki de uçkurunun hesabını bir bebeğin hayatına kesen. Aynen böyle korkak bir kadın. Öfkelenmeni anlıyorum. Ama Ali Hoca'yı dinlemen lazım. Öfkeli değilim hocam. Sadece annesinin bile istemediği bir çocuğum. Güzel burası ya. Fatih oğlum burada gece de uyunur ha. Burası harika ya. Püfür püfür esiyor. Çok güzel ya. Bir güneş kremi koruyucu faktörlü bir şey mi alsaydık? Biz yanacağız çünkü. Sen ne dersen de bir gün aradığının bende olduğunu anlayacak o. Kimden bahsediyorsun ki sen? Bahar'dan ya. Oho arkadaş, ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Sendeki hayal gücü yemin ediyorum Tarantino'da yok ha. Görürsün abiciğim. Görürsün sen, görürsün. Oğlum, Bahar'ın derdi bu aralar aşk meşk olamaz. Sen olayları bilmiyorsun, ben öğrendim. Ali Hoca lisede Bahar'la Eylül'ün öğretmeni. Bu üçlü savaşlar ta liseden başlıyor. Ya oğlum ben geçmişiyle ilgilenmiyorum ki. Bahar'ın geleceğinde varım ben. Allah Allah, ne adamsın ya. Bak bak bak, tripçi başı geliyor bak. Ha? Lan tripçi başı, sabahtan beri bir post, yakıştı mı oğlum sana? Bak vallahi kızlar gelecek acilin kapısında bağdaş kuracak ha. Bak havam yok, uğraşmayın benimle tamam mı? Ne oldu, bu bugün unfollow falan mı yedi? Birileri takibi mi bıraktı bunu? Samo bir sus abi ya. Tamam tamam, bununla bugün uğraşılmaz ya. Bak sırf senin için kabul etti ameliyat olmayı. İnanmam. O mendeburun kim bilir de başka ne hesabı vardır. Ya yok, vallahi yok, billahi yok ya. Bak sırf seninle barışacak diye yeni bir hayat istedi adam bizden. Hamsi göz. Seni de kandırmış işte. Tersini ispatlayacağım sana, göreceksin. He, ispatlarsın. Çıkınca haber vereceğim, merak etme tamam mı? İyi, bahane. İki lafım vardır. Son iki lafım. Buyur. Neymiş efendim? Anama karşı çıkacağımışım. Da onu bırakacağımışım. Lan ne zaman benim derdim etlerime oldu? Anamla konuşmama ne zaman izin verdin he? Ha? Musa amca. Sana bir şey soracağım. Sen Fadime teyzeyi çok seviyorsun değil mi? Sen benden dalga mı geçiyorsun lan? Hayır. Ama iki lafından biri Fadime. Fadime. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Merak etme, sana istediğin zamanı vereceğim.
Ama ondan sonrası sende. Sen de her şeyi düzeltmeye bak, tamam mı? Sen mi izin vereceksin? He? Sen mi izin vereceksin? O da Rabbim bilir. O ne derse olur. İnsan nefesi sayılıdır. Bir bakarsın, gitmiş. Onun için Allah'ın dediği odur. Bu şov. Başlayabiliriz. Tahtada senin aslan olduğun yazıyordu. Neden Ali Hoca devraldı? Ali Hoca ve ego savaşları. Ne demek bu şimdi? Aslan'a sahibi olunca oranlarda bir şey ifade etmiyor beyefendi. Bence o kadar da emin olma. Eminim ben. Ali Asaf Denizol daha sonra Tanrı olmadığına emin olacak. Senin bu riski almama sebebin hastanenin imajı mı? Yoksa kişisel kariyerim mi? Ne demek istiyorsunuz hocam? Bak Oğuz, bu hastanede bir yere gelmek istiyorsan kimin oğlu olduğun önemli değil. Önemli olan neleri yapabildiğin, ne gibi riskleri alabildiğin. Ben iyi bir doktorum ve sonuna kadar da kendime güveniyorum. Öyleyse sana kötü bir haberim var. Bundan sonra artık bir değil, iki iyi rakibim var. Benden iyi olmadıklarını ispatlayacağım. Bir şey ispatlamak isteyenler aşağıdalar bak. Ve cesaret gösteriyorlar. Hastayla neden duygusal bağ kurdun? Babaanneme benzettim. Ben de sana. İnatçılığını. Musa amca da ben oluyorum. Çok seven taraf. Musa amca bile senden daha az konuşuyor. Bakım. Kimse yok mu? Doktor yok mu doktor? Gerçekten bir doktor falan yok mu yani? Bana söyleyin nedir? Sakin olun. Doktor var mı? Nerede biliyor musun? Doktor var mı? Bir tane doktor yok mu yani etrafta? Kimse yok mu? Buyurun ben yardımcı olayım. Nedir sorun? Oh, doktor. Müşteri sunumumu yedi. Efendim? Herhalde eridim, bittim, görünmez oldum. Doktorum diyorum. Kimse bakmıyor. Sunumumu. Böyle kafede hazırlamıştım yanar döner. Işıklı bir şey yedi. Yanar döner meyve dersen ben ne bileyim ne yanar ne yanmaz. Ay sen kıtlıktan mı çıktın acaba gerçekten? İnanamıyorum ya. Bütün dünyayı falan mı yemeyi düşündün? Ha bütün her şeyi yedin ama masadaki. Neyse. Müşahede odasına alalım hastayı. Tümörden kurtulduk. Aşk için hazır bir beynimiz var artık. Şimdi sıra sende. Nasıl anlamadım? Hastayı kapayabilirsin. Ha. Arkadaşlar elinize sağlık. Eğer bu savaşta taktiğini değiştirmezsen bu görüntülere alışmak zorunda kalacaksın.
Anladım baba, anlıyorum ama yani yeter artık. Siz de dedemle bana gerizekalı muamelesi yapmayı kesin lütfen. Kızım, bu işin şakası yok. Anlamıyor musun sen? Adam çat diye projeyi iptal etti. Ya bu evlilikten de vazgeçerse? Hani Ziya Nur amcaya karşı kullanabileceğiniz bir koz vardı elinizde? Şşşt, bu meseleyi karıştırma. Böyle ulu ortada bahsetme. Boş boğaz. Baba beni acilden çağırıyorlar. Benim gitmem gerek. Bu sefer öldürmemeyi dene. Kızın üstüne çok gidiyorsun. Yani? Üzülüyor, görmüyor musun işte? Bırak bu iyi kalpli üvey anne pozunu. Hayal de kurma. Kimse bu ilişkiyi bilmeyecek. Hadi, hadi. Hayır, nerede kaldı bu doktor acaba? Pardon, bakar mısınız? Doktor ne zaman gelecek acaba? Çünkü benim kafede bir ton işim var. Anlıyorum hanımefendiciğim ama haber verdik. Birazdan burada olur doktor. Ya ama cupcake'lerim beklemiyor yani. Cupcake'lerim hepsi duruyor kafede şu an. Ne oluyor burada? Bu mu genel cerrah? Gele gele buna mı denk geldim? Siz tanışıyor musunuz? Maalesef. Eylül Hanım'ın sadık finosu. Daha önceden tanışıyoruz. Bana bak. Neyse Esma. Nedir beyefendi şikayetiniz? Restoranda meyve istemiştim. Sunum için gelen kirazla gerçeğini karıştırmışım. Yemiş bulundum. Işıklı kirazı yemişim. Hocam ben düşündüm de endoskopik müdahaleyle hemen halledebiliriz. Fazla acelecisin Fatih'cim. Sen bir Samo'yu ara gelsin buraya. Tamam hocam, arıyorum. Başaracağını biliyordum. Keşke hep bu kadar inansan bana. Benim için çok önemliydi. Teşekkür ederim. Beyin tamam, şimdi sıra kalpte. Hadi buluşturalım onları. Bu hasta niye burada yalnız? Az önce kontrol ettim, uyuduğu için dokunmadım. Tamam. Sözümü tuttum bak. Hadi uyan. Beyaz atlı prensin geç kaldı ama şimdi yukarıda seni bekliyor. Hadi be teyze uyan. Hadi be teyze. Hadi Mete teyze. Biri çabuk defibrilatörü getirsin, çabuk! Hadi Mete teyze. Yapma. Çabuk. Hadi. Hocam. Bir, iki, üç. Bir daha. Arttır. Hadi. Hocam yemin ediyorum iyiydi, ben kontrol ettim de hasta. Alamazsınız. Karışma sen, kötü bir yere götürmüyorum işte. Doktor bey, bu yaptığınız yanlış. Lütfen verin onu bana. Benim başımı yakacaksınız. Hiçbir şey olmayacak, sakin ol.
Bakın bu bebek devlet koruması altında. Lütfen benim yapmayın böyle. Bir bebeği en iyi annesi korur. Karışma sen işime. Çıkar onu buradan. Çıkar, görmek istemiyorum. Bu kadar kötü olamazsın ama ya. Sana mı hesap vereceğim? Hemen götür onu. Görmek istemiyorum. Bak. Bir dokunsun sana ha. Bir kokusunu alsın. Sana ne be adam? Sana ne? İstemiyorum onu, anlamıyor musun sen? Şş, ağlama canım, ağlama bebeğim. Senin anneliğine de, insanlığını da tüküreyim ben. Bir kedinin yaptığı analığı yapamazsınız siz. Bittiyse diyeceklerin çık şimdi. Ya ben sizin şefiniz değil miyim? Ben niye bütün gece seninle gayta nöbet tutuyorum burada? Kalk bir de, ben ayaktayım, sen oturuyorsun ya. Kalk, ben oturacağım. Kalk. Kalk, kalk, kalk. Hah. Abi, ne oldu? Var mı bir gelişme? Hiç mi yok? Yok, anasını satayım. Hiç yok, hiç yok. Tıp da yok, top da yok. Ne haber? Nasıl geçti kavuşma sahnesi? Hacime teyze öldü. Ne diyorsun? Asla kavuşamayacaklar. Teyze için de babaannem için de hiçbir şey yapamadım. Eylül. Lütfen yapma bunu kendine. En azından denedin. Ama yetmedi. Babaannenin hayallerini gerçekleştirdin. Bu da mı yetmiyor? Göremedi. Öldürdüler onu. Yapma Eylül. Hala mı böyle düşünüyorsun? Birileri raporlarını değiştirmiş. Biliyorum. İspatlayacağım. Nasıl yani? Dosyasına sahte rapor koymuşlar. Eylül. Bence artık bunu bırak. Bu şüphelerden kurtul ve yoluna devam et. Sen de bana inanmıyorsun. Hayır, öyle değil. Bak, ben sadece senin bu öfkeyle yaşamanı istemiyorum. Ben senin mutlu olmanı istiyorum Eylül. Babaannem için adalet yerini bulmadan asla mutlu olmayacağım ben. Ya bu arada kaybettiklerimiz? Al bunu. Musa dedeye ver. Hacime teyze onu hep sevmiş. Hep sevecek.
Güya iyi adamsın ha? Ahlak abidesi Ziya Nur. Ama herkes görecek gerçek yüzünü. Herkes görecek. Buna doğru karar vermişsiniz. Aynı şekilde devam edelim. Kaçma benden, yakaladım seni. İstesem de kaçamam zaten. O kadar uzun ve zor bir gündü ki baba, acayip yorgunum. O zaman birlikte yemeğe gidiyoruz bu akşam. Baba, gerçekten yorgunum. Hayır diye bir cevap kabul etmiyorum. Yemekte de bir sürprizim var sana. Sen ne sürpriz? İyi. Hadi bakalım, görelim sürprizi. Tam işler rayına girerken aptalca işler yapıp vakit kaybetmeyin. Sözlü nişanlı gibi şeylere sakın kalkışma. Gerçekten böyle beşik kertmesi gibi ilerlediğinize inanamıyorum. Üst üste yaptığın hatalardan sonra itirazım var deme hakkın yok Bahar. İtirazım yok zaten babacığım. Aksine memnunum. Daha herkes çok memnun olmayacak. Ben şimdiden söylemiş olayım. O ne demek? Eylül. Hani şu hastaneden atamadığınız kız. Ali Hoca'nın kafasını kurcalıyor. Aynını seneler evvel de yapmıştı zaten. Sen kendi işine bak Bahar. Sıra ona da gelir. Bu planı batırma şansın yok Sinan. Heh baba. Ne oldu oğlum? Bir dakika. Aklımdayken söyleyeyim. Bugün bir hastan geldi. Numarasını bıraktı. Senin aramanı bekliyor. Kimmiş acaba? Bilmem. Bir adam. Baba. Ne oldu oğlum? Baba gerçekten beni böyle bir gecede bu çeşit bir emrivakiye zorladığına inanamıyorum. Ya hep birlikte bir yemek yiyelim demiştik. Ben de sana böyle işlerle uğraşma demiştim. Ben de bir şans ver demiştim sana. Kusura bakma baba. Ben bu yemeğe katılamayacağım. Size afiyet olsun. Kusura bakmayın. Bu Ali Asaf'ın çok ani bir
Hastası çıktı, katılamayacak. Ama ileride tekrarlarız yine. Bakar mısın? Senin bundan haberin var mı? Ne oldu? Yok. Nereden çıktı şimdi bu? İşimiz bitti. Kat 8'e inelim. Tamam. Kaderimiz aynı be çocuk. Seni de benim gibi bıraktılar. Sevmek istemediler. Alp Bey, arkadaşlar odayı temizlerken bulmuşlar. Bana verdiler. Kızgın doktor. Ben bebeğimi hiçbir zaman bir çöp gibi atmadım. Onu öldürmesinler. Bulamasınlar diye bıraktım. Kaderi benden uzakta yazılsın. Ömrü uzun olsun dedim. Sen getirdiğinde baksaydım yüzüne, koklasaydım kokusunu bırakamazdım yavrumu. Şimdi senden tek bir isteğim var. Kızımı senin gibi aslan yürekli biri olarak yetiştirecek bir aileye versinler. Beni affet. Hakkını da helal et doktor. Sen de beni sevdiğin için mi bıraktın Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne işin var burada? Sen bana yalan söyledin. Ne? Nereden çıkarıyorsun? Kızımı kurtarabilirdin. Serdar, bu mümkün değildi oğlum. Bana oğlum deme lan! Sensiz geçen yıllarda ne öğrendin biliyor musun? Neymiş? Hayatta ne yaşarsam yaşayayım, İyi ya da kötü bir ders çıkarmayın. Dünyayı yeniden keşfetmişsin. Bugün dersi neydi? Bir daha geç kalmayacağım. Ne? Eğer bir daha gidersen dur demek için geç kalmayacağım. Hatta gitmene hiç izin vermeyeceğim. Hepiniz aynısınız. Züppe. Biz fakirler de sizin için aynı. Değersiz. Önce kullanırsınız, sonra da fırlatıp atarsınız. Serdar bak. Çocuk için ümit yoktu. Çocuğa daha fazla acı çektirmek istemedim. Geri kalan zamanını ameliyathanelerde değil, sevdikleriyle beraber geçirsin istedim. Sana inanmıyorum. Eylül, ben sana inanıyorum.
Emin ol, her zaman yanında olacağım. Sen bana güveniyor musun? Güzel. Babaannen konusunda ne istiyorsan sana yardımcı olacağım. O yaşlı kadınla beni tuttu. Benim pis işlerinde kullandın. Ne zaman ihtiyacın olursa beni bul dedin. Seni aradım. Sen de hep kaçtın. Serdar, sakın yaklaşma. Tamam, sakin ol. Senin sinirlerin iyice gerilmiş. Oturup sakince bir yerde konuşalım sen. Benim kızım öldü. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Bana artık bu dünyada huzur yok. Bana bunu yaşatanlara da. Nereden çıktı bu yağmur? Akşamüstü yağacak demişlerdi. Biliyorsun. Zamanında biri söylemişti. Bazı insanlar yağmuru izlermiş, bazıları ise ıslanırmış.